her insan, insan olmak sıfatıyla eşittir. Fakat bulunduğu ortam ve şeraite göre hal alır. Allah bizi kendisini isteyen, kendisine doğru giden kullarından eylesin. Derdimiz firaktan başka bir derdimiz olmasın. Eskiler el firak, el firak diye bağırlarını döverlermiş. El firak yani ayrılıktan kasıt Allah'tan ayrılıktır. Allah'a kavuşuncaya kadar akan sular gibi, akarsular, ırmaklar gibi taşlarımızı, başımızı taştan taşa vura vura gider ya akarsu. Engel tanımaz. Mutlaka bir taraftan geçer. Yeter ki denizine ulaşsın. Biz de Rabbimize ulaşıncaya kadar önümüzde hiçbir engel tanımadan istikamet üzerine tam güç ileri gitmeliyiz. Akarsular, ırmaklar insana bir şey hatırlatır ki önüne dağ da geçse dağı değer onlar. Bir şekilde. Burada dağ var demez. Hedefi vardır çünkü. Ulaşmak. Hep düz ovalar değil de. Ne zaman düzleşir? Yaklaştığı zaman hedefine düzleşir. O zaman sessiz ve sakin akar. Delta oluşturur. Akarsular denizle buluştuğu yerlerde. Gördün onları hiç? Delta gördün. Nereye gittin denize? Hiç orada denizle birleşen ırmak görmedin mi? Orada sessiz akar artık bu. Çünkü maksadına ulaşmıştır. Ah figan etmez. Dert etmez. Ne varsa götürür. Rabbine doğru gider ya. Onun için biz de bir ırmak misali Rabbimize doğru gitmeliyiz. Nasıl küçük derecikler, nehircikler büyük akarsulara karışır, onunla beraber gider. Kuvvetlerini birleştirir. Biz de oranın hesabı cemaatte hayır vardır dedi Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri de Şah-ı Nakşibend Hazretleri de cemaatimiz, tarikatımız cemaat üzerine ve sohbet üzerine kurulur dedi. Cemaatten kastı işte o küçük gelecekler birleşirler, bir bakar sonra önündeki engelleri aşar. Kasıt odur. O için cemaatten ayrı kalmamak lazım. Cemaatten ayrı kaldığın an kurursun. Suyun çekilir. Ne derler? Bu kuru dere derler. Veya kuru çay derler. Çayın kurusu da hiç iyi olmaz. Allah bizi suyumuzu kuratmasın, cemaatimizi çoğaltsın, azaltmasın ve maksadımız olan Rabbimize kavuştursun. Hedefimiz bu olmalı, başka gaye olmamalı. Bu seyri sülük bir ırmağın denize gidişindeki takip ettiği yol gibidir. Etrafında bazı insanlar senden faydalanır, herkes faydalanır. Kimi ayağını sokar, kimi balığını avlar, kimi tarlasını sular ama neticede o su denize ulaşır. Etrafımızdakiler bizden faydalanabilir, mahsuru yok. Bizle beraber denize gidecek olanlar bizdendir ve onlar istifade edenlerdir. Bizim hedefimiz Rabbimize ulaşmaktır. Bu yolda hizmet ede ede nefsimize
efendim muhalefet ederekten, şeytanla mücadele ederekten yürür gideriz. Allah koştura koştura, ışık hızıyla gidenlerden eylesin. Nakşibendilik yolu da böyle bir yoldur ki, kestirme yollardan ve ışık hızında götürür. Manzarayla meşgul etmez. Hedef denizdir çünkü. Denize ulaşınca anca insanın ruhu tatmin olur. Ancak sesi o zaman kesilir nehrin çağıldaması, ahu figan. O deniz, nehirlerde böyle görmüşümdür, akarsularda. Çağıllar akar ya, ne gürültü çıkartır aslında o. İşte ben onu hep el-fırak diye çağladıklarını işitirim. Allah'tan ayrı kalmaktandır o. Koşuşturuyorlar. Allah'a doğru her bir damla bir olup koşturuyor. O damlalar bir olmazsa, dereler akarsu, akarsular deniz olmasa hiçtir, hiçbir şey yok olur gider. Burası Mars'tan kötü olur. Onun için Mars oldun derler ya insana. Duydun mu kelimeyi sen? Allah Mars etmesin. Yani tavladaki Mars'tan bahsetmiyor. Mars olmak değilmiş de Mars olursun. Mars sebebine su yok. Öyle diyor, kızarır kalırsın. Kırmızıdır ya Mars. Yani onu düşündün mü hiç neden olduğunu? Sen düşündün mü? Sen biliyor musun tavlayan mısın? Ben hiç bilmiyorum ama. Hiç bilmiyorum ben. Ama Mars oldun diyorlar orada değil mi? Kaybeden öyle diyorlar değil mi? Sen oldun mu? Olmadın istersen. Allah affetsin. Cenab-ı Allah bizi en yakınına aldığı kullarından eylesin. Derdimiz Allah'tan ayrı kalmak olsun. Niyetimiz Allah'a ulaşmak olsun inşallah. Bu Ramazan sohbeti de uzaktan yakından dinleyenlere şifa ruhlarına gıda olsun. Duyurmadın mı? Duyurmadın Fatiha.